bir takım gruplar oluşturuyorlar. Bu gruplar gizlilik içeren bir takım gruplar da olabiliyor. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, gizliliği sebebiyle suç işleyenlerin de kullanışlı aracı haline geliyor. Bazı gruplarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı şekilde, özellikle Türk Ceza Kanunu'nda açıkça suç teşkil edecek şekilde bir takım paylaşımların, bir takım yazışmaların yapılmış olduğunu net olarak görmekteyiz. Açılan kanallar üzerinden uyuşturucu ticareti, fuhuş, pedofili ve kumar videoları alenen paylaşılıyor. Çocuklara yönelik cinsel istismardan tutun terör, bunun yanı sıra silah kaçakçılığı, bunun yanı sıra uyuşturucu gibi, hatta yasa dışı kumar, bahis sitesi oluşturma, bunlara aracılık etme gibi bir takım grupların oluştuğunu görmekteyiz. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, sosyal medya platformlarının Türkiye'nin kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Bu firma Türkiye'de de aynı zamanda faaliyet gösterdiğinden dolayı da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına açık bir şekilde uyma yükümlülüğü altında. Ancak bugüne kadar ne yazık ki belli bazı ihtarlara da rağmen ilgili grupları ortadan kaldırmadılar ve en nihayetinde iş artık yaptırım sürecine geliyor. Ergün, kurulan grupların suç türlerine aracılık ettiğini kaydetti. Şimdi bu ortamlar neredeyse tüm suç türlerine aracılık eder bir hale geldi. Suçlular suçu işlemek için neredeyse bu gruplarda ilana çıkar vaziyetteler ve son derece pervasızca, rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telegram'ı da mercek altına aldı. Belli koşullar altında Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri için çok açık ve net bir şekilde bu türlü paylaşımların, bu türlü grupların önüne geçmeleri gerekmekte. Geçmedikleri takdirde Instagram benzeri bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Telegram'ın Türkiye'de faaliyetlerine geçici bir süre ara verilebilir. Şu anda adım adım biz Telegram'ın da Türkiye'de erişim engellenebileceği bir noktaya doğru ilerliyoruz.